bugün itibariyle zaten Sokar Petkim'i 2008 yılında satın aldıktan sonra zaten Türkiye'nin ilk 10 büyük şirketinden bir tanesi, sanayi şirketinden bir tanesi olduk zaten. Hedefimiz ikinciliğe yükselmek. İkinciliğe yükselmek, ikinci büyük sanayi şirketi 2018 yılında hedefimiz var. Bu hedefi 2018 yılında hem rafinerimizin, Star rafinerisinin tamamlanması hem de TANAP'ın tamamlanmasıyla beraber gerçekleştirmiş olacağız. Yani Sokar Türkiye olarak 2018 yılında bütün şirketlerimizin toplu gelirlerine bakıldığında Türkiye'nin ikinci büyük şirketi konumuna geleceğiz. Star rafinerisini sadece Türkiye ekonomisine değil, aynı zamanda Azerbaycan ekonomisine de bakmak lazım. Biliyorsunuz Azerbaycan bir doğalgaz ve petrol ihracatçısı ülke konumunda. Ama bugünkü dünyaya baktığımızda hidrokarbon kaynağı olan ülkelerin sadece doğalgaz ve petrol satarak değil, aynı zamanda doğalgaza ve petrole dayalı sanayileri de geliştirerek kendi iktisadiyatlarını daha ileri noktalara taşıdıklarını görüyoruz birçok ülkenin. Azerbaycan da bu stratejiyle hareket ediyor. Dolayısıyla sadece petrol ve doğalgaz ülkesi değil, aynı zamanda bir sanayi ülkesi olmak durumunda. Dolayısıyla bu rafinerimiz hem Türkiye ekonomisi için hem Azerbaycan ekonomisinin iktisadiyatını, inkişafını katkı koyacak bir büyük bir projedir. Bu projemize biliyorsunuz 2011 Ekim ayında Cenab-ı Prezident İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attıkları projemiz programladığımız şekilde devam ediyor. Ve bu projemizi 2018'in Mart-Nisan ayı gibi inşallah üretime başlamış olacak. Bugüne kadar tam olarak hedeflediğimiz şekilde yatırımımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz Sokar Petkim'i satın aldığında Petkim Yarımadası'nda bir petrokimya şirketi olarak faaliyet gösteriyordu. Sokar burayı satın aldıktan sonra orayı bir Avrupa'nın en büyük üretim merkezi haline getirmek için yola çıktık. Rafineri, petrokimya, enerji, lojistik, dağıtım alanlarının tamamında yatırım yapıyoruz ve büyüyoruz. Bu kapsamda orada bir liman inşa ediyoruz. Türkiye'nin üçüncü büyük konteyner limanı olacak bu. Ege bölgesinin de birinci büyük konteyner limanı olacak. Bu limanın biz yaklaşık 250 milyon dolar civarında bir kendimiz para harcayarak yapıyoruz ama işletmesini ve ekipmanını APM firması yapacak. Dünyanın en büyük konteyner elleşleme firması. Aynı zamanda limanımızın biliyorsunuz %30 ortağı Amerika Goldman Sachs %30 tutarına 300 milyon dolar bedel ödeyerek ortak oldu. İnşallah limanımız bu sene Eylül-Ekim ayı gibi yatırımımız bitmiş olacak, tamamlanmış olacak. Nasip olursa Cenab-ı Prezident'in de katılımıyla arzu ediyoruz ki inşallah gelecek limanın açılışını bu sene sonbaharda güzün gerçekleştirmiş olacağız. Hem Şahdeniz 2'deki yatırım başladı, hem Güney Kafkasya, hem TANAP, hem TAP. Tamamında işler yürüyor. Bu boru kemerinin içinden geçecek olan gaz tanımlanmış durumda. Alıcı da belli, satıcı da belli. Dolayısıyla bu projenin herhangi bir başka bir proje tarafından etkilenmesi mümkün değil. Bu projenin başlangıcında 16 milyar metreküp doğalgazın zaten 6 milyar metrekübünü BOTAŞ satın alacak biliyorsunuz. BOTAŞ aynı zamanda bu projenin ortağı.
%30 ortağı, Türk dağıtım şirketi biliyorsunuz. Buradan gelecek olan doğalgazın herhangi bir şekilde açıkta kalması mümkün değil. Veya bir başka projenin, yani işte Türk akımı, Rusya'dan gelecek gaz, Irak'tan gelecek, şuradan buradan gelecek, İran'dan gelecek, hiçbir proje TANAP'ı olumsuz etkilemez. Çünkü her şeyiyle projenin bütün aşamaları ve pazar boyutu tanımlanmış, kontrat altına alınmış ve imzalanmıştır. Bu nedenle herhangi bir tereddüt olmaması lazım. SOKAR kendi ham maddesini ürettiği ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak yatırımlar yapıyor. Şimdi doğalgazınız olabilir. Şahdeniz'de çok büyük bir doğalgaz yatağımız var değil mi Hazar Denizi'nde? Daha başka yataklarımız da var çok şükür. Yaklaşık 3,5 milyar metreküp, trilyon, 3,5 trilyon metreküpten fazla bir şu anda tespit edilmiş doğalgaz kaynağı var Şahdeniz'de. Bu gazı tüketiciye satmak durumundasınız değil mi? Doğalgaz da boru hattından başka bir şekilde satılması mümkün değil. Şimdi TANAP ne yapıyor? Bu gazı oradan Gürcistan, Türkiye üzerinden daha İtalya, Avrupa'ya kadar satıyor. Böylece SOKAR ve Azerbaycan sahip olduğu zenginliği tüketiciyle buluşturuyor ve bunu bu şekilde de ne oluyor? Azerbaycan halkı zenginleşmiş oluyor. Sadece Azerbaycan halkı zenginleşmiyor. Aynı zamanda Azerbaycan devlet olarak dünya barışına ve dünyada daha yüksek bir saygınlık mertebesine gelmiş oluyor. Bütün bizim projelerimiz dediğim gibi hem Türkiye'yi, iki kardeş, iki devlet, bir millet olan bu iki kardeş ülkeyi inkişaf ettiriyor, geliştiriyor ve SOKAR da global bir şirket haline dönüşüyor. Zaten bugünkü dünyada eğer global şirketleriniz yoksa dünyada söz sahibi olamazsınız. Ne politik olarak söz sahibi olabilirsiniz, ne stratejik olarak, ne ekonomik olarak hiçbir şekilde sözünüz dinlenmez. Bunu yapabilmeniz için global şirketiniz olacak. Yani global şirket ne demek? Kendi sınırlarınızın dışında dünyada söz sahibi olan şirketleriniz olacak ki ülkeniz de söz sahibi olabilsin. Hepsi birbirini destekliyor. Dolayısıyla SOKAR'ın Türkiye yatırımları, Türkiye dışındaki başka yatırımları SOKAR'ı bir global şirket, dünya ölçeğinde büyük bir şirket haline dönüştürecek ki Türkiye'deki yatırımlarımız tamamlandığında SOKAR zaten dünya liginde olan bir şirket ama çok daha büyük bir yapıya kavuşmuş olacak. Böylece hem Azerbaycan ekonomisinin inkişafında, gelişmesinde büyük bir katkı olacak. Biz de burada kazandığımız paralar, hedefimiz 2018'den sonra burada yıllık, her yıl 1,5 milyar dolar para kazanmak. Tabii ki bu kazandığımız paralarla da temettü olarak SOKAR bunu Azerbaycan halkıyla zenginliğiyle paylaşacak. Petrol fiyatlarının düşmesi ya da çıkması geçici dönemlerde çok önemli değil diye düşünüyorum. Zaten petrol fiyatları da yavaş yavaş tekrar gördüğünüz gibi yükselmeye başladı. Ama Azerbaycan'ın zaten gerek petrol fonu gerek bütçe kaynakları ve yapısı itibariyle ekonomisi son derecede güçlü ve hesabı kitabı yapılmış bir durumda. Dolayısıyla düşük petrol fiyatlarından bir olumsuzluk, aşırı bir olumsuzluk olmasını beklemiyoruz. Dünya da beklemiyor. Asıl olan şudur. Petrol zengini olsanız dahi, bakın petrol fiyatları düşebilir, çıkabilir. Bizler Azerbaycan ve Türkiye olarak bir sanayi ülkesi olmalıyız. Üretmeliyiz. Tükettiğimizi, tükettiklerimizi üreten bir toplum olmalıyız. Tükettiğimizden daha fazla üreten bir ülke olmalıyız ki zenginleşebilelim. Ve ayaklarımızın üzerinde her zaman durabilirim. Petrol fiyatı düşer de çıkar da.
Bakın dünyada petrolü ve doğalgazı olmadan zengin ülkeler yok mu? Almanya'nın var mı? Petrol de yok, doğalgaz da. Japonya'nın var mı? Yok. Demek ki asıl olan sanayileşmektir, üretmektir ve tükettiğini üreten bir toplum olmaktır. Tükettiğinden fazlasını üreten bir toplum olmaktır. Üreten, istihdam yaratan, zenginleşen, teknolojide ileri giden, savunma sanayide ileri giden bütün bunlar olacak ki ülkelerimiz zenginleşsin, tam ekonomik olarak güçlensin ve karşı karşıya olduğumuz siyasi problemleri de daha kuvvetli şekilde yenelim. Düşmanlar korksun, dostlar sevinsin. Bunun için üretmek lazım. Petrol fiyatları iner de çıkar da. Anlatabiliyor muyum? Petrol fiyatlarıyla çok ilgili olmamak lazım. İlgilenmemiz gereken alan üretmek ve dünya liginde Türkler olarak biz hak ettiğimiz yere gelmek. Dışarıdan satın al, tüket, harca, yat. Bunlar yanlış yollar. Bunlar yanlış yollar. Evet, üretmemiz lazım. Onun için de SOKAR olarak biz üreten bir ekonomiye için gerekli olan yatırımları yapıyoruz. Çok zor yatırımları yapıyoruz, zor işleri yapıyoruz. Çünkü biz SOKAR olarak baba yiğit bir şirketiz. Yani delikanlı şirketiz.